Sevgili arkadaşlar bir kez daha merhabalar. Türkiye'nin kırık Dağları'nı hallettik. Geldik Türkiye'nin Kıvrım Dağları'na. Şimdi nasıl oluyordu? Önce ondan birazcık bahsedelim. Bu Kıvrım Dağlar nasıl oluştu hocam? Önce onu bir anladık sonra geçek mevzuya. anda şöylece tortul tabakalar vardı. Hep söylüyorum bu tortul tabakalar ikinci jeolojik zamandaydı. Bunları sıkıştırdık. Yumuşak malzeme, esnek malzeme olduğu için bu defa kırılmadı da. Eh bebeğim şöylece kıvrıldı. Bu kıvrım sırasında yüksekte kalan yerler dağları oluşturdu. Biz onun dağ olduğunu ifade etmek için ona antiklinal, alçakta kalan ovalara ise senklinal adını verdik. Bu senklinal ovalar aynı zamanda nasıl ovalar? Hep söylediğim gibi tektonik ovalar, tektonik ovalar. Antiklinaller ise dağlar. Hocacığım, biz bunu nasıl kodlayabiliriz? Nasıl öğrenebiliriz? Sen, sen. Sen sen aşağıdasın. Anten yukarıda. Oradan aklında kalsın. Yüksekte olan dağlara antiklinal. Aşağıya ise sen klinal adını vereceğiz. Peki bu dağlar, kırıklı dağlar mesela çok yüksek olamıyordu. Bu dağlar yüksek olabilir mi? Olabilir. Sıkışma ile alakalı çok sıkıştırırsan. eee bebeğim çok daha yüksek olabilir. Bunlar olabilir. Peki öğretmenim. <laughs> bu kadarcık mı sadece? Sadece bu mu hocam? Biz bunu yer yutarız ayol. Tabii ki de değil. Bir sürü daha var. Bir sürü daha var öyle. Mundurundan, tecerinden, İhtiyar şahabından, aras güneyi dağlarından. Ehu bebeğim bir sürü daha daha var tabii ki de. Ama önemliler ÖSYM'nin daha çok sorduğu dağlar aha da bu dağlar. Peki bakalım bu dağlar sırasıyla kimler olsun? Önce bir Kuzey Anadolu dağlarından başlayalım. Karadeniz'e kıyısı olan dağlar bunlar. Kuzey Anadolu dağları deyince sadece bunları almayınız. Ama bu yıldız da bunların içerisinde. Peki önce sormak istiyorum. Yıldız Dağı'nın diğer adı neydi? Dış ses. Aferin. Dış ses bayağı dışta galiba. İstranca Dağları da denirdi. Kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştu bu İstranca Dağları? Dış ses. Bir, mi hocam? bir adamsın ya sen. Yıldız Dağları Türkiye'de birinci zamanda oluşan tek dağ idi. Onun dışında şurada gördüğünüz tüm dağlar üçte oluştu ama Yıldız Dağları birinci dönemde oluşmuşmuş. bir masif araziydi. Peki birinci dönemde oluşmuşsa yaşlı mıdır bu genç midir? Yaşlı hocam. Yaşlı. Gibi. Seni gebertirim. Yaşlanınca ne oluyor bak? Gençken böyle benim gibi fit üçgen vücut. İşte pasifik mavisi gözler falan böyle diri. Ama yaşlandıkça böyle yavaş yavaş kamburu çıkıyor insanın. Aker boylarına iniyor değil mi? E, dolayısıyla bu da yaşlıysa bu böyle heybetli bana benzer baba yiğit bir dağ mıdır? Değildir hocacığım. ufacıcık bir dağ silsilesi bu. 500-600-700 metrelerde tepelerden oluşmuş bu dağ. E, dolayısıyla bu dağın yükseltisi fazla değilse bu dağın üzerinde güncel buzullar bulunur mu balım? Güncel buzul var mıdır? Hayır hocam güncel buzulları hemen bir daha hatırlıyoruz. Bak sıfır metrede güncel buzul ya da buzul ait herhangi bir şey yoktu. 2000'den sonra buzulun etkisi görülürdü. 3000'den sonra buzulun kendisi görülürdü. Ona biz güncel buzul diyorduk. E Dolayısıyla bu dağın yükseltisi 500, 600, 700 ise kız bunun üzerinde güncel buzul var mıdır ayol? Yok, yoktur. yoktur hocacığım bunun üzerinde buzul ait bir şey bulunmaz. E bu dağ çok yüksek bir dağ değil ise eğer. Bu dağın üzerinde yaylacılık faaliyetleri gelişir mi? Dış ses. Gelişmez hocam. Bunun üzerinde kalıcı kar olmaz. Kış turizmi olmaz. Bunun üzerinde güncel buzul ya da buzula ait herhangi bir şey gelişmez. Unutma çok sorulur. Yıldız dağları gerçekten yıldızlı bir dağ. Birinci dönemde oluşmuş deprem riski az kaplıca olacağı yok. Bir sürü şey o ağzından çıkan hepsini o Video ders notu var ya benim önünüzde. Ona iliştirin muhakkak. Devam ediyorum. Geldim bu tarafa. Karadeniz'de dağları kendi içinde. Üçe ayıracuk. Üçe ayıracuk. Nasıl ayıralım? Fte, fıtı fıtı diye. Şimdi üç tane silsile var burada. Batı Karadeniz var. Doğu Karadeniz var. Gerçek Karadeniz burası. Yef. Değil mi? Ve bir de Norta Karadeniz var. Norda Karadeniz. Hocacığım, önce Batı Karadeniz dağlarından bahsetmek istiyorum. Size Batı Karadeniz'de Sündüken Dağları var. Sündüken Dağları bu eski şehirle Sakarya arasında hani Osmanlı'nın kuruluş yeri var ya. Nereydi orası? Söğüt vesaire değil mi? Oralarda görebileceğiniz dağlar. Yükselt ortalamaları 1500, 1600, 1700'lük tepeler bunlar. Dolayısıyla üzerinde güncel buzul ya da buzula ait herhangi bir şey. Ya kör oğlum, bolu küre yine ufak tefek dağlar. Bunların da yükseltileri 1500, 1700, 1000 o civardaki dağlar bunların da üzerinde güncel buzul ya da buzula ait bir şey görülmez. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağı mısın acaba? Ilgaz gerçekten yüce bir dağ mı? Dış ses. Yüce mi? Sen görmüşsündür Ilgaz dağını. Yüksek hocam. Yüksek ama. Hani Cem Yılmaz'ın bir esprisinde var. Diyor ki yakışıklısın ama diyor burada. Burada yakışıklısın. Uzakta değil. Burada benim yanımda yakışıklısın. Bu da öyle. Bu da yüce bir dağ ama bunların arasında sadece. Başka yerde çok da yüce değil. 2700'lerde bir yükselti ortalaması var. Üzerinde güncel buzul. Ya ee, ama buzulun neyi var? Etkisi var. Buzulun etkisi var. Yani üzerinde buzul aşındırması görülebiliyor. Buzul biriktirmesi görülebiliyor. Etki dediğimiz şey oydu. Bunlar Batı Karadeniz dağları. Geldim Norta Karadeniz'e. Orta Karadeniz'e. Karadeniz dememizin tek sebebi inanın ki iki Karadeniz'in arasında kalması. Hocacığım çok heybetli olabilir mi? Şimdi Orta Karadeniz'de Samsun'da bir hocanız var sizin. Samsun'da yaşıyor. Kim bu hoca? Kim? Sen tanıyor musun dış ses? Pek göremiyorum hocam. Canım. Göremiyorsun değil mi? Çünkü aşağı bakmıyorsun. Aha da <laughs> o hocanızın boyunda dağlar bunlar. Küçücük dağlar. Zaten bu dağın gerçek adı Canik değil. Cenikom Dağları. Cenikom Dağları. Bunlar küçücük 1000-1100 bin bin metre civarında yükselti ortalamasına sahip. Dolayısıyla üzerinde güncel buzul, buzul buzul biriktirmesi, buzula ait herhangi bir şey yok. Zaten, zaten burası gerçek bir Karadeniz'de değil bence yani. Gerçekten değil. Niye değil? Hocacığım bak. Burası çok farklı bir yer. Orta Karadeniz diyoruz. Karadeniz gibi muamele etmeyeceksiniz buraya. Niye? Burada falezler var. Yani şöyle uçurumlar var denizin kıyısında böyle uçurumlar. Burada falezler var denizin kıyısında uçurumlar. Burada falez yok. Burada falez görülmez. Buralarda delta yok. Fıtı 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 fıtı. Ama burada deltalar var. Ana. Bu açıdan da benzemiyor. Buralarda tarımda makine kullanımı söz konusu değil. Burada söz konusu değil. Burada makine kullanımı var. Buralarda Karadeniz iklimi çok içerilere sokulamaz. Burada te çorba kadar gelebiliyor. Hocacığım kıyı iç kesim arasında ulaşım kolay. Ama hiç Karadeniz'e benzemiyor. Gerçekten Karadeniz'e benzemiyor. Hadi diyelim ki eyvallah amenna. Aldınız Samsun'u kabul ettiniz. Samsun Karadeniz olsun. Benim ailem de orada yaşıyor. Olsun güzel. Ama hadi ateizler Çorum'u da açıklasın. Çorum Orta Karadeniz'de yer alıyor. Hocacığım hiç Karadeniz deyince ya da Çorum deyince böyle yeşillik, çay bahçeleri, böyle bir şey geliyor mu aklınıza? Gelmiyor, değil mi? O yüzden bak Orta Karadeniz, Çakmak Karadeniz. Niye ısrar ediyorum bu konuda? Biliyorum çünkü Samsun'lar bunun altına "Hocam sen ne biçim barışıyorsun falan yazacaklar. 55 diye yazacaklar. Ama inanın ki niyetim sizi kırmak değil. Aklınızda kalması. Çünkü bakın defalarca sordum. Burayı işaretledi. bir dedi. Burayı işaretledi. 2 dedi. Dedi ki, 3-4-5 de vardı tabii. Dedi ki, verilen alanların hangisinde heyelan riski daha fazladır? Balım. Herkes Karadeniz'e atladı. Yok, 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 yok. Hocacığım bunlar delta, buralar düz yerler. Ama burası dağlık bir arazi. Bak bol kar dağlar, dağlar var değil mi? Dağlık bir arazi de olur heyelan. Burası dağlık değil. Ya da defalarca şu soruyu sordu. Dedi ki, verilen kesitlerden hangisinde kıyı ile iç kesim arasında ulaşım daha zordur, daha kolaydır? gibi sordu. Buraya bir dedi, buraya iki, üç, dört. Hangilerinde kıyı üç kesim arasında ulaşım daha kolay? Ege'de kolay. Süper bunu biliyorsunuz. Orta Karadeniz'de de kolay. Ama hocam Karadeniz deal mı? Deal. orası Karadeniz değil mi? Değil. Orası Karadeniz'e benzer bir yer. Orası Karadeniz değil. Öyle düşünmenizi istemiyorum. Devam edelim. Hocacım geldim. Orta Karadeniz'de Canikon dağlarını geçtim. Ve Türkiye'de dağın ve erkeğin en heybetli olduğu yere geldik. Balım. Neresi? Doğu Karadeniz Dağları. Evet. Özellikle başta Gümüşhane olmak üzere. Hacıcığım kimler var burada? Kimler var? Giresun dağları var. Zigana, Mescit, Çimen, Yalnız Çam. Bu arada bu Çimen, Mescit ve Yalnız Çam içeride. Bunlar kıyıdalar, bunlar içeride. Ama bu, bu bu rengin adı ne acaba ya? Bu pembiş yavru ağzı arası olan renk. Şu demek dağların üzerinde hacı güncel buzul yok ama buzul etkisi görülebilir. Bu dağlar 2000-3000 arasında bulunan dağlar. Bunlar üzerinde buzulun etkisi var. Oysa burada kaç kar dağları var. 3900 metreye yakın yükseltisi var. Karçal dağları var. 3400 metreye yakın yükseltisi var. Kural gereği 3000'i geçerse onun üzerinde güncel buzul görülür müydü? görülürdü. Hocacığım o zaman Karadeniz'i düşündüğünüzde dersem ki Karadeniz kıyı kuşağı düşünüldüğünde güncel buzullar Karadeniz'in doğusunda görülmektedir. Doğru mu? Burası Karadeniz'in doğusu mu? Doğusu hocacığım. Doğusunda güncel buzullar görülür. Bu dağlar yüksek dağlar olduğu için güncel buzullar. yaylacılık ilacılık? Ehev. Kış turizmin potansiyeli de var aslında. Yani kar uzun süre yerde kalıyor. Kar fazla, eğim fazla. Hatta bir dönem Rusya'dan böyle çok zenginler. Ama siz sizin hayal edemeyeceğiniz kadar çok zenginler. Helikopterle gelip bu snowboard yapıyorlardı. Atlayıp kayak falan yapıyorlardı kaç kar üzerinde. Şu sıralar o çok müsait değil belki ama vardı bunlar üzerinde hocacığım kalıcı kar buzul kalıcı kara bağlı olarak buzul vadileri sirk gölleri gibi her şey görülür mü her şey atan iç, her şey görülür. devam ediyorum geldim bunlar Kuzey Anadolu dağlarıydı Toros dağlarına Toros deyince hep şurayı çizip geçiyorsunuz. Cıkız yanlış Toros dağları te vay baban gemi güne İran'a kadar uzanır. İran'a kadar uzanır. Yani burası da Toros dağları. Sonra anlatırken diyorum ki Toros dağları üzerinde karşılık arazi yaygındır. Ama hocam Siirt'te ne işi var o zaman karşılığın diyor lan. Ya da Mardin'de ne işi var Karstin diyor. Var var halası bak buraya kadar gelebilmiş Toros Dağları. Toros Dağları ta Muğla'dan başlayıp ta Hakkari'ye kadar uzanan bir sesile. Bunu da kendi içinde üçe ayıracağız. Kim bunlar? Ondan önce şunu da hatırlatayım da. Toros Dağları diyorum çok dağlık bir arazi falan filan. Böyle dümdüz çizgi çiziyor. Hocam diyor burası çok dağlık değil mi diyor Toros Dağ. Öyle bir şey değil o. Yok 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 yok. Kıvrımları var. Kıvrımları bak. Toros dağları şöyle gidiyor. Güney'e iniyor. Tekrar şöylece bir yay çizip Hakkari'ye kadar gidiyor. Slayta çok güzel. Onları beceremedim belki ama ahanda uzanışlar genel itibariyle böyle. Hocacım kim bu dağlar? Kim bu dağlar? Baktık. Ahanda bir defa fıt fıt. Kendi içinde üçe ayırdım. Burası Batı Toroslar. Batı Toroslar üzerinde Bey Dağları, Sultan, Dedegöl, Geyik Dağları var. Yüksel ortalamaları genel olarak 3000'e yakın. 3000'e varmıyor ama 3000'e yakın. Yani üzerlerinde buzulun etkisi var. Kendisi yok ama etkisi var mı? Var. Peki öğretmenim, bunların başka bir özelliği var mı? Çok önemli bir özelliği var. Çok sorulan bir özelliği. Bu dağlar karstikle ilgili size soru sorulduğu zaman ilk aklınıza gelecek olan yerler. Karstik arazi Türkiye'de bir sürü yerde daha var ama burada çok daha geniş alan kaplıyor, çok daha kalın tabakalar oluşturmuş karstik topraklar. Bu yüzden karstik şekiller Türkiye'de daha çok bu alanda görülür. Geçirimli topraklar derse burayı seçeceksiniz. E burada yeraltı suları fazla, yüzey suları az. Burayla ilgili verilen soruların çoğunun cevabı karstik. Karstikle ilgili verilen soruların da çoğunun cevabı batı toroslar olacak. Geldim orta toroslara. Bol kar. Ana dağlar tahtalı, binboğa, boğa, dibek vesaire burada gene bayağı dağ var aslında da önemlileri bunlar. Bunlar arasında bol karın yükseltisi 4000 diyelim. Aha da Ala Dağları'nda 4100 diyelim araya bir 100 metre koyalım. Aslında daha yakın da aklınızda kalsın. Hocacığım bu dağların yükseltileri 4000 üzerindeyse eğer bu dağlar üzerinde güncel buzul, buzul etkisi, buzul aşındırması, buzul biriktirmesi alayı var mı? Var. Tahtalı tert. 1600-1700'lerde. Burada dibek var. O da 2500'lerde falan filan. Bin gene 1800-1900'lerde. Bunlar çok önemli değil ama Ala Dağlar ve Bolkar Dağları'nı unutmayacaksınız. Türkiye'nin en yüksek dağları arasında yer alır. Bolkar ve Ala Dağlar. Peki soru şu. Ala Dağlar hangi ilde? Ala Dağlar Nide ile Adana arasında. Kocacığım o zaman Adana'da güncel buzul vardır dersen doğru olur mu? Olur. Niye? Yağlı e, dağlar var. Kız yükseltisi 4000 metre üzerinde yaylacılık var mıdır o zaman? Vardır. Adana'da yaylacılık faaliyetleri gelişmiştir. Aladağlardan dolayı çok yüksek bir dağ var. Kalıcı kar görülür mü Adana'da? Görülür. Buzul var mıdır Adana'da? Vardır. Arıcılık. Arıcılık Gelişir mi da Gelişir. Niye? Çok yüksek dağlar var değil mi? Adana ve Mersin'de kalıcı kar ve buzullar görülür. Sakın ola unutmayınız. Sakın ola unutmayınız. Bu da orta toroslardı. Geldim son olarak güneydoğu toroslara. Bir defa şu şöyle bir yay çiziyor. Şöyle bir yay olacak. Yükseltileri genellikle 2000 ile 3000 arasında değişir bunların. Üzerinde güncel buzul ya da buzul etkisi, güncel buzul görülmez. Sadece buzulun neyi görülür? Etkisi ama bunun bir uzantısı var cilo ya da buzul ya da hakkari dağları vay baban gibi güne yükselsi gene 4000 metrenin üzerinde Türkiye'nin 4300 diyelim Türkiye'nin en yüksek kıvrım dağı bak Türkiye'nin en yüksek dağı demiyorum kıvrım dağları arasında orojenez içerisinde oluşan Türkiye'deki en yüksek dağdır hocacım bunun üst tarafında böyle kendine ait bitkiler var. Kendine ait bir buzul vadisi var. Hatta Türkiye'nin en büyük buzul vadisi bunun üzerinde, Cilo üzerinde yer alır değil mi? Önemli bir dağdır Cilo. Lütfen unutmayınız dedim. Ve böylelikle Kıvrım Dağları bitirdim. Ama daha önemli bir şey daha anlatayım. Ne olur? Buraya önem veriyorum. ÖSYM çok soruyor buradan soruyu. Mavi ile yazalım. Bak Türkiye'nin dağlık alanları bilmen lazım. Burası çok dağlık. Burası çok dağlık ama ama hata yapma şu kısım değil. Bak şurası değil. Şurada bitiyor ya şöylece Karadeniz. Buradan sonrası dağlık şu alan. Anlaştık. Başka. Bu köşe çok dağlık. Bu köşe Menteşe dağları vardı şurada değil mi? Bey dağları vardı falan. Daha önemlisi bak şuralar çok dağlık alanlar. Çukurova değil şu alan değil. Üst tarafı burası dağlık bir arazi dağlık bir saha değil mi? Bu alan dağlık. Başka. Ağında bu alan dağlık. Güneydoğu Anadolu değil burası değil sakın orası çok düz. Bu köşe çok dağlık gene. Bu maviyle gösterdiğim yerler unutulmayacak. Buralar Türkiye'nin dağlık alanları. Dağlıksa buralarda yol yapım maliyetleri fazla mıdır? Balım az mı? Fazladır hocam. Yol yapım maliyetleri fazla. Tarımda makineleşme az. Tarımda insana duyulan ihtiyaç fazla gibi bir sürü daha yorum da yapılabilir. Arıcılık gelişir buralarda. İşte buralarda yaylacılık vardır gibi 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 bir sürü şey söylenebilir sevgili arkadaşlar. Lütfen bu yorumları lütfen oturtmaya çalışın. Şimdilik dağları orojenik dağları bitirdik. Volkanik dağlarla bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.